mirasımıza sahip çıkmak adına 2017 yılında kurmuş olduğumuz tohum sandığı faaliyetlerini giderek artırıyor. Burada ürettiğimiz tohumları üreticilerimizle, gerekse kooperatiflerimizle paylaşıyoruz. Ve buradan elde ettiğimiz tohumları da belediyemize ait, belediye sınırları içinde ve mücavir alanda bulunan arazilerimize ekerek ve dikerek bu alanları da değerlendirmek istedik. Ve bununla ilgili de geçen yıl 107 dekar alanda karakılçık buğday yetiştiriciliği yaptık. Yine 15 dekar alanda da iyi tarım örnekleriyle yazlık ve kışlık sebzeler yetiştirmeye başladık. Bu yıl bu üretim alanlarımızı daha da artırıyoruz. Yaklaşık 149 dekar alanda gerek buğdaygil, gerek baklagil, gerekse yazlık ve kışlık sebze üretimlerini yapacağız. Ürettiğimiz ürünlerin tamamına yakınına iyi tarım sertifikası almak suretiyle halkımızı sağlıklı ve atalık tohumlardan elde edilmiş ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken özellikle bunun önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Ve bu sosyal sorumluluğu Çanakkale Belediyesi olarak da yerine getirmekten gerçekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Burada üretilen tohumlar, üretilen ürünler tohumluk olarak gerek üreticilerle ve gerekse tarımsal kalkınma kooperatifleriyle paylaşılmaktadır. Ve burada üretilen ürünler, üreticilerle paylaştığımız ürünler ise sınırlı sorumlu Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve sınırlı sorumlu Troy'da Kadın Girişimi Kooperatifi kanalıyla işlenerek halkın bakkalında satış noktasında halkımıza ulaştırılmaktadır. Halkımız hem atalık tohumlardan yetiştirilen ürünleri elde edecek hem de sağlıklı ürünlere kavuşmuş olacaktır. Böylesine önemli bir projeye imza atmaktan, bu projenin bir parçası olmaktan da Çanakkale Belediyesi olarak mutluyuz. Ayrıca yine burada üretilen ürünler kooperatifimiz kanalıyla sadece Çanakkale içerisine değil, Türkiye'nin değişik noktalarına da gönderilmeye başlandı. Bu noktada da bir istihdam yarattığımızı, bir ilimiz ve bölgemiz açısından da bir katma değer yarattığımızı da düşünmekteyiz. Çünkü burada üreticilerin üretmiş olduğu ürünler doğrudan aracısız olarak tüketicilere ulaştırılıyor. Böylesine önemli bir zincirin de parçası olmaktan tekrar mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olması dileğiyle bugün ilk tohum ekilişimizi görmüş olduğumuz, arkamıza görmüş olduğumuz 10 dekar alanda gerçekleştirdik. Ve tamamen ekolojik koşullarda ve kimyasallardan uzak bir şekilde üretimlerimiz gerçekleşecek. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Evet, 2021 yılı ürünlerini ekmeye başladık. Bugün Esenler'de, Hobi Bahçelerinin karşısındaki alanda 10 dönüm yere yani karakılçık buğdayımızı ekimini yaptık. Diğer alanlarımıza da devam edecek. Başka çeşit buğdaylar var. Bakla ekiyoruz, susam ekiyoruz bu sene. Yine kışlık sebze ekimimiz var. Dolayısıyla yine bize ait olan toprakları değerlendiriyoruz ama özellikle atalık tohumların çoğalması için onlardan elde edilen ürünleri de halk bakkalında satıyoruz. Onların satışıyla ilgili bir çalışmamız var. Bu içinde bulunduğumuz alana hobi bahçemizi genişletmek istiyoruz. Süreç içerisinde hobi bahçelerimizi de çoğaltmak istiyoruz. Bu şekilde özellikle atalık tohumların gelişmesi için yaptığımız mücadele sürdürüyoruz. Kooperatiflerimiz kanalıyla da o ürünleri değerlendiriyoruz. Bunu her geçen yıl büyüterek, çoğaltarak bu sene devam ettireceğiz. Bu sene karakılçık tohumu verdik diğer çiftçilere. Aşağı yukarı 350 dönüme yakın bir alanda ekilecek. Yine oradan elde edeceğimiz seneye tohumlukları yine çoğaltacağız. Bu sefer daha geniş alanlarda. Ve oradan elde ettiğimiz unları da Bayramiç Beşik Köyü'nde ve Süleyman Köy'de, Ayvacık'ta bir su değirmeninde öğütüyoruz. Unların da bizim halk bakkalda satıyoruz. Sağlıklı un olarak da insanlar bundan yararlanıyorlar. İşte sağlıklı gıda, tarıma verilen önem, kooperatif, her konuda örnek olmaya çalışıyoruz.